Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında liste kutularının ama ilişkili ve bağlantılı liste kutularının yapılması ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir form gibi şeylerde işte istediğimiz müşteriyi seçmek, bu müşteriler tablosundan gelecek. Biraz sonra hepsini tek tek yapacağım, merak etmeyin. Yine bir il seçmek, bir iller tablosundan gelecek. Ama bu ile ilişkin ilçeleri göreceğiz. Yani burada Bursa seçiyorsak Bursa'nın ilçeleri, Ankara seçiyorsak Ankara gibi. Aynı şekilde bir ürün tablosu var yine ürün tablomuzdan da. Ürün tablosundan da bir marka seçtiğimizde o markaya ilişkin ürünlerin gelmesi, başka bir marka seçiyorsak o markaya ilişkin ürünlerin gelmesi gibi bir çalışmayı yapıyor olacağız. Tabii bunu yaparken biliyorsunuz daha önce videolarım da var. Onları açıklamalara koyar bakarsınız. Ben dolaylı indirect fonksiyonuyla ve adlandırılmış alanlarla yapıyorduk. Birkaç tane videomuz var bakarsınız. Buradaki uygulamada da size benzersiz ve unique yani Office 365 ile gelen yeni fonksiyonlarla benzersiz unique ve filtrenin biliyorsunuz istediğinizi alanı filtreleyecek şekilde yapıyorduk. Onlara bağlı olarak alanların oluşturulması ve ona göre yapılması ile ilgili çalışmayı yapacağım. Yani yeni fonksiyonları kullanarak yapacağız. Dolayısıyla eski sürümler kullanıyorsanız 2019-2021'de belki ofisin ya da 365 kullanmak durumdasınız. Excel'in 2016'ydı, 13'tü, 10'da bunu yapamayacağız bu şekilde ama eski şekilde tabii ki yapabilirsiniz. Dolaylı indirect kullanımıyla bu çalışma yapılabilir. Şimdi burada aslında önce ürünler üzerinde hani verileri hazırlıyoruz da oradaki liste kutularına bağlıyoruz aslında. Ama ben yine de sıfırdan hepsini yapmak için hemen formu çoğaltıyorum 2 diye ve bütün bunları kaldırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi veriden veri doğrulamadan hepsini siliyorum. Tamam, görmüş olduğunuz gibi gitti. Dışında bunları da kaldırırım. Bakın şöyle. Şimdi buraya müşteri getireceğiz. Bu basit bir şey. Hemen yapalım zaten. Veri doğrulama, data validation'a gittim. Liste seçtim. Müşterilere gidiyorum. İsterseniz bir alanı veya sütunu seçebiliyorsunuz. Tabii buraya bir benzersiz listesi, unique liste oluşturulabilir. Oradan da yapılır ama burada tekrar eden yok. Tekrar eden olsaydı biraz sonraki yapacağımız teknikte kullanabilirsiniz. Buraya bir liste hazırlayıp yan tarafına benzersiz unique de onun üzerinden bağlayacağız. Yani bu yeni fonksiyonlar, dinamik fonksiyonlar bu işe yarıyor. Bu şekilde kısıtlı bir alan, adlandırılmış alan table olarak bağlanabilir. Orada da yine dolaylı indirect'leri kullanabilirsiniz tablo alanıyla. Bakarsınız değişik kullanımlarımız var. Bunu yaptık sanıyorum. Peki, şimdi gelelim il meselesine. İlleri listeleyeceğiz. Nerede? Bende şöyle bir veri var. Onu da çoğaltayım. Şöyle internetten bulmuştum. Şöyle siliyorum. Hiçbir şey yok, sıfır. Böyle bir liste yani bizim bütün illerimiz ve ilçelerimiz burada bağlı olarak duruyor. Şimdi benim burada neyi getirmem lazım? İl listesini. O zaman gidiyorum kendime burada yan diğer bir tabloda bir liste hazırlıyorum. Bunu yaparken şunu yapabiliriz değil mi? Benzersiz, unique kullanarak ve il sütununu veriyorum. Sıralı gelmezse ön önüne bir sıralı yazarsınız, sort yazarsınız veya yani komut değiştirebilirsiniz. Ama sıralı geliyorsa bir şey yok. Sanıyorum şu şekilde sıralı diye sıralı şekilde çekebiliyoruz. Gelmedi bakalım. Sırala. Evet, bu şekilde. Yani dediğim gibi ama şart değil benim örneğimde. Dursun, problem yok. Ama baştan sıfırdan başlasın, boşluğu çıkmasın diyorsanız C2'den başla deyip C3'ten başla. C1000'e kadar git. Çünkü burada sanıyorum 50-60 bin satır var. C100.000'e kadar git de denebilir. Yani o da işin hani tekrar rafine edilmesi. Tamam, o zaman şeyimiz hazır. İller listemiz hazır. Buraya geliyoruz formumuza. Bakın burada bir tekniğimiz var. Data validation'a veri doğrulamaya gittik. Veriden liste diyoruz. Oranın başlangıç hücresini vereceğiz. O biri. Ama
bir alt da dinamik bir liste eklenecek gelecek. Bilemiyoruz kaç tane olduğunu. Dolayısıyla iller listesini bu şekilde almış olacağız. Dikkat ederseniz ili buradan seçiyoruz. Burası form tablosunun C4'ü. Şöyle yapabilir miyiz? Buraya gelelim. Seçileni yani formun şöyle gitsem form 2'den C4'e tıklasam tıklatmıyor galiba şey olduğu için. Yani orada seçtiğimi Artvin seçtim. Burada onu seçiyorum. Şimdi buna uygun olanları da buraya filtreleyeceğim. İşte filtre fonksiyonu da bu işe yarıyor. Böylelikle seçilen ile ilişkin şeyi yapacağım. Bakın onu da şöyle yapıyorum. Filtre komutu. Tamam. Neyi filtrele? I sütununu. Çünkü ilçeler gelecek. Peki filtrede ne kullanıyorduk? Şöyle yapayım. Daha büyük göstermeye çalışayım. Çünkü en önemli esprisi bu. Filtre yapıyorum. Filtre. Neyi filtreleyeceğim? İlçeleri filtreleyeceğim. Ama kriterim ne? I süt, J sütununun eşittir. Şu olması. O da oradan geliyor. Hepsi bu kadar. Gelen şeylerinde ne olması gerekir? Onu da yapalım. Filtreledik. Ona ilişkin şeyler geldi. Ondan sonra I filtrelendi. J'si bu olana ilişkin. Sanıyorum buna da bir benzersiz çekeceğiz. Evet. Bakın bir daha yapalım. Geldik bir ilçe seçtik. Bartın. Gittik. Zaten buraya Bartın ilçeleri de gelmiş. Tekrar bir tane daha yapalım. Bilecik seçtik. Gittik. Bilecik'in ilçeleri gelmiş. Bizim filtre. O zaman Q1'i de buna bağlıyoruz. Hepsi bu şekilde. Geldim. Veri doğrulama liste Q1. Çok yararlı bir çalışma. Çok kullanışlı bir çalışma. Çünkü öbür türlü yaparsınız. Buraya number işaretini koyacağız. Gibi. Öbür türlü çok zahmetli. Tek tek adlandırmak ve tek tek dolaylı indirekti. Türkçesi dolaylı, İngilizcesi indirekt. Çünkü ikisinde kullanan kişiler olduğu için söylemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ben bir ilçe seçtim. Çanakkale. Onun ilçeleri de burada şeklinde çıkıyor. Bunu hallettik. Ve aynı şekilde ürünleri de istiyorum. Peki o zamanlar ürünler tablom diye bir tablom var doğru mu? Bir yerde. Orada ne yapıyorum? Markaları seçiyorum. Benzersiz Unique'i kullanarak. Tamam bunu da yaptım. Buraya neyi getiriyorum? Formda seçilen şeyi kullanılmasını. Onu formda kullanıyoruz şu anda. Buradan yapayım. Burada seçilen B9. B9'da seçileni buraya getiriyorum hangi seçtiyse. Burada da yine bir filtre yazarak şöyle yapayım büyük olarak fonksiyonları sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu dolaylıya falan gerek yok. Onu farklı bir şey için yapmıştım ben. Hiç gerek yok. Yani bu dinamik olarak satırları falan taşımak istiyordum. Öyle bir şey hiç problem yok. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yani M1 formda ne seçilmişse hangisi seçilmişse ondan sonra onu buraya taşıyoruz. O formdaki şeyin kaynağı orası. Hemen göstereyim. Görmüş ürünler K1. Ürünler K1'deki bu liste geliyor. Burası benzersiz unique fonksiyon üretilmiş. Bu da seçilen listedekinin ürünleri. Dolayısıyla filtreyle geliyor. Dolayısıyla burada da istediğim ürün grubunu seçiyorum. O ürün grubuna ilişkin de şey yapılabiliyor. Ve kaç adetse işte siz yazıyorsunuz. Fiyatını Veilukap'la bilmem neyle getirebilirsiniz. Hani burada amacım benim size liste kutularını farklı bir teknikle ilişki liste yapmaktır. Var öyle bizim formlarla ilgili çalışmalara bakarsınız. Hani Veilukap'la onu getirtmek, bunu form yapmak, formülleri gizlemek. Bakarsınız form şuradaki şeylerle yapıyoruz biliyorsunuz. Sayfa koruma form uygulamaları diye
çok sayıda var. Burada tabii kısıt şu, bunun için bir daha yapıp bir daha düzenlemek. Ona ilişkin de bir çalışma yapıyorum. İleride sizle de paylaşırız tabii ki. Yani buradaki şeyi dinamik üretmek. Yani seçileni buraya alıyoruz, yapıyoruz ama her bir satırda da hani kaçıncı satırda seçilmişse onu oraya taşımak, burada hangisi ise onu o şekilde getirmek gibi bir global fonksiyon yazarak onu yapmaya çalışacağım. Tabii ki farklı form tasarımlarıyla kullanılabilir. Belki bir miktar kod desteğiyle ama kodsuz da yapmaya çalışacağım. Yine onlarla sizlere paylaşırız. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Burada dediğim gibi liste kutularını dinamik olarak ürettiğimiz filtreyle, benzersizle ve filtreyle ürettiğimiz şeyleri liste kutularını kullanıp böylece hangi seçilmişse onu, hangi marka seçilmişse onun ürünlerini getirecek şekilde bir uygulama yapıyoruz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.